Dolmabahçe'de 11'ler belli oldu. O gün Şahinoğlu'nu da Sercan'ın yanında görüyorum ve 11'leri de dinlemeye hazırız. Kerem Can Bulat, çok teşekkür ediyoruz. Artık maçın başlamasına bir saatlik bir süre kaldı. Kameraman arkadaşım Barış Seven o güzel manzarayı sizlere gösterecektir. Dolmabahçe'ye doğru Beşiktaş köyü içinden gelen taraftarları. O gün Şahinoğlu'yla da Beşiktaş İstanbul Spor mücadelesini konuşacağız. Ama öncesinde Beşiktaş'ın 11'i belli oldu. Kalede Mert Günok var. Savunmada Onur, Tahip Talha, Omar Koli, Masuaku. Orta alanda Salih, Amir Hatzametovic, Getson. Kanatların birinde Cenk, diğerinde Gezal. Forvet'te ise Abubakar. Gün içerisinde muhtemel olarak paylaştığımız 11 an itibariyle resmileşti. O gün herhalde ilk 11 açıklandığında senin benim en fazla dikkat ettiğimiz yer Gezal oldu. Çünkü öğle saatlerinden itibaren Gezal ilk 11'de diyordum. Evet, öğlen yani bu haberi değiştirmiş olduk aslında yani plan program itibariyle. Neden? Hafta içerisinde Gezal'ın ağırlıklı olarak yedek kulübesinde maça başlama fikri vardı. Ama Gezal'ın oyuna girme iştahı, yani o bir an önce sahalara dönme iştahıyla birlikte Şenol Hoca'yla da sık sık toplantılar yaptığını, görüşmeler yaptığını biliyoruz ki. Hatta geçtiğimiz hafta kadroda olmadığı Başakşehir maçında da görev almak istemişti ama hoca küçük de olsa bir risk bulduğu için görevlendirmedi. Bugün sen şimdi 11'leri sayarken aslında ben Mert'ten değil de Gezal'dan başlamayı bekliyorum. Niye? Beşiktaş taraftar 4-4,5 aydır neredeyse Gezal'ın sahalara adım atacağı günü bekliyor. Beşiktaş adına çok anlam barındıran bir futbolcu. Sadece bir sağ kanat oyuncusu değil. Sağ kanadın dışında merkezde oynayan oyuncuyu da, sağ beki de, santraforu da, hatta sol kanattaki oyuncu dahi etkileyen bir isim Raşit Gezal. Bu takımın en azından %50'si olduğunu yokluğunda hissettirdi herkese. Çok özür dilerim. İstanbul Spor'un da ilk 11'ini paylaşalım. Jensen kalede, Duaney, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Tuan Aksu, Florian, Mamudu Ba, Muammer Sarıkaya, Lokilo, Etemi ve Eze 11 ile başlayacak Fatih Tekke'nin takımı. Raşit Gezal'ın dönüşüyle birlikte Beşiktaş'ta son iki maçta biraz kusurlu görülen yerlerden bir tanesi Nathan Redmond performansıydı. Redmond iyi niyetiyle çabalıyor. Takımı hata kaldıran oyuncu Çalım, onun dışında çalım atma becerisi yüksek pozisyonlara da giriyor ama bitiremiyordu. Burada biraz Gezal'ın dönüşüne de entegre olmuştu herkes. Yani ne zaman dönecek diye. İşte o gün bugün. Yani burada ısınma hareketlerinde bir sakatlık daha yaşamazsa artık. Artık yani yeter yani. Bir zahmet gün yaşamasın yani noktasına sen geldi çok iyi herkes. Anlattın durumu. Bu sezon sadece 6 maçta faydalanabildi Beşiktaş. Sezonun eğer kayıp olarak nitelendirirsek Gezal'ın oynamayışı bunun en büyük sebeplerinden biri. Yani, tabii ki Gezal'ın da elinde olan bir durum değil ama şanssızlık bu. Sürekli şunu yaşadık. Gezal dönüyor, dönemedi. Dönüyor, dönemedi. Neden? Sürekli sakatlığıyla ilgili. İşte ilk ikinci haftadaki Alanya maçından sonra, Alanya maçına değil, maçı Alanya'dan sonra yaşadığı sakatlık sürecinde birkaç maç kaçırdı. Döndü, oynadı 3 maç, Trabzon maçına tekrar sakatlandı. Antalya'da bekliyorduk işte aradan sonra 2 tane hazırlık maçı oynadı öncesinde. Yine sakatlık yaşadı. Artık bugün herkes yani sahaya çıksın, düdük çaldığında Raşit Gezal bu sahada olsun istiyor. Beşiktaşlar da bunu istiyor. Gün içerisinde işte öğle saatlerinden bu yana 12'lerden 13'lerden itibaren biz buradaydık. Konuştuğumuz her Beşiktaşlı tamam maçla ilgili skor tahmini evet istiyorlar ama ilk soruları evet. Raşit Gezal oynayacak mı oynamayacak mı? Onun mutluluğu bugün yaşanıyor. Gezal'ın aslında sakatlıktan nasıl döneceği artık tam randımanlı bir şekilde görebileceğiz. Çünkü bu sezon itibariyle hem faydalanamadı hem artık buradan sonra gelecek sezon için Gezal'lı, Cenk'li, Abubakar'lı ve Getson'lu bir oyun Beşiktaş'a neler vaat edebilir, neler bize sunabilir bunu görebileceğiz. Evet yani şöyle Raşit Gezal'ın gücü elbette 90 dakikaya çıkaracak bir güce sahip değil Raşit Gezal. Muhtemelen ikinci yarının belli bir bölümünde ilerleyen yani ortalarında Şenol Hoca oyundan alacaktır Gezal'ı. Çünkü geçtiğimiz hafta bana şu söylenmişti 45 dakikalık gücü var. Geçtiğimiz hafta 45 dakikalık gücü olan bir oyuncu bugün 90 dakikaya çıkamaz ama Raşit Gezal öyle bir oyuncu ki 10 dakika sahada kalsa 3 tane pozisyon üretiyor. Bunu Fenerbahçe maçında hatırlarsın. Bir maç boyunca Beşiktaş giremedi net pozisyonlar. Gezal oyuna girdi 10 dakikada bulmuştu. Gezal'ın 10 dakikalık sekansı bile Beşiktaş'ın maç kazandırmaya yetecek bir sekans oluyor. O yüzden yani takımın %50'si olduğunu hissettirir. O gün dün Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında mağlup olması
Beşiktaşları biraz ufak şekilde olsa da bir hesap kitap yapmaya itmiş yani olabilir. Burada konuşulmaya başlandı. Ya buralarda konuşuluyor, evet. Hep sürekli yayınlarda bahsettik, dedik ki çok uzak bir ihtimal, ufak bir ihtimal ama tünelin ucunda bir ışık var. Beşiktaş o ışığa bakıyor. Gitmesi çok meşakkatli, çok zor. O ışığı görmek, yanına gidebilmek ama ışık var. Henüz uzaklaşmadı. Galatasaray'ın 60, Beşiktaş'ın 46 puanı var. Kazanırsa 11'e düşüyor. Bir düşüyor. De derbi oynanacak. Tabii bir de derbi. Burada oynanacak. Türkiye'de, yani Türkiye'de de olmaz olmaz denilen bir şey yok. Yani evet ama... Sen sor, yani soruyu sormadım, anladın. Hani bir ihtimal versek bugün %5'ten fazlasını veremeyiz herhalde bugün itibariyle. Ama Beşiktaş'ın nihai amacı şu. Kalan bütün maç... Yani Şenol Güneş de bunu istiyor. Biz kazanalım da ligin sonu geldiğinde biz tabloda nerede oluruz onu görürüz. Önemli olan Beşiktaş'ın bir kazanma kültürünü yeniden edinmesi. Yeniden bu kazanma kültürü edinirken de gelecek sezonun kadrosunun oluşması, kim kalacak kim gidecek bunu performanslar itibariyle ortaya konması. Bugün Beşiktaş'ın ikinciliği bile konuşulmadığı bir dönem vardı 2 hafta öncesine kadar. Bugün ikinciliği değil, acaba zirve olur mu diye konuşulmaya başlandıysa demek ki Beşiktaş'ta bir ilerleme var. O gün yani sen konuşurken çok güzel anlattın ama senin arkandan Dolmabahçe yolunu izliyorum. Gerçekten kusursuz bir görüntü içerisinde. Aklıma şu geldi, yani bu sezon içerisinde Beşiktaş bu sezonu ikinci bitirir, birinci bitirir. Hiç önemli değil ama çok teknik heyetler hata yaptı, yönetim hata yaptı, futbolcular hata yaptı ama bu sezon içerisinde hata yapmayan tek bir olgu vardı, taraftar. Ya bugün soğuk hava... gerçekten belki şansı düşük, çok fazla böyle bir önem arz eden bir maç gibi olmasa da bugün halen Beşiktaş taraftarı bu sezonun %99'unda bunu yaptı. Maça geliyor, destekliyor. Bu çok acayip bir durum değil mi? Sercan, burada son maçların tamamı neredeyse full kapasite oynandı. 40 bine yakın. Şampiyonluk ümidinin kalmadığı yerde dahi bu stat doluyorsa Beşiktaş taraftarının zaten takımına gösterdiği aidiyet, sevgi. Yani burada ne kadar bu takıma bağlı olduklarını ortaya koyuyor. Şimdi şunu da hatırlıyorum. Geçtiğimiz sezonda Beşiktaş Avrupa'ya gidemedi. Çok kötü bir tabloydu Beşiktaş. Yıllar sonra... Uzun yıllar sonra Avrupa'ya gidemedi ama hatırla, ligin sonu geldiğinde burada 42 bin kişiye maç oynadı Beşiktaş. Evet. Avrupa bile yoktu ortada yani. Dolayısıyla burada senin de dediğin gibi herkesin hatası var ama Beşiktaş taraftan gerçekten yok. Bugün de yine tamamen dolu bir tribüne karşı oynayacağız. O yüzden oynanacak. Oynanacak. Yani maç oynanacak. Oynanacak. Evet. O yüzden Beşiktaş taraftarının isteği, temennisi sezonun son maçına kadar herhangi bir şeyin iddiasıyla devam etmek. Yani taraftar hep bir ümit bekler önünde. Bu ümidi de sürdürebilmek için bugün Beşiktaş'ın İstanbulspor'u yenmesi gerekiyor. Kadro şart, kadro planlaması, kadro değeri, her şey göz önünde bulunduğunda şüphesiz şunu demek yanlış olmaz. Beşiktaş ve İstanbulspor aynı güç dengelerinde olan takımlar değil. O yüzden Beşiktaş'ın bugün kendi sahasında yenmesi gerekiyor o gün. Eklemek istediğin son bir durum var mı? İstanbul Spor'un da son 3 maçını kazandığını düşünürsek onların da form grafiği gayet iyi. Ve ara transfer döneminde yaptığı takviyeler takıma uyum sağladı. Özellikle hücum hattındaki üçlü, sorun çıkarabilen üçlü. Beşiktaş'a, ya iki takım adına da keyifli, bol gollü bir mücadele bana önden böyle bir hissettiriyor. Çünkü İstanbul Spor da çekilen değil, oynamaya çalışan bir takım. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir görüntü verebilmek için size biraz kaldırımın üzerine çıktık. O yüzden çok da geniş bir yerde değiliz. Görüntü açısından bir problem olduysa da çok özür dileriz izleyenlerimizden. Bizim Dolmabahçe'den şimdilik aktaracağımız notlar bu kadar ama maçın sonunda röportajlarımız olacak. Yine Aspor ekranlarında olacağız.